İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin ikinci toplantısının 7. oturumu. Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın konuşması. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 25. oturumu gerçekleşti. Rus Ortodoks Kilisesi'nin din adamı Andrei Tkachev, Türk-Azeri ilişkilerine atıfta bulundu. Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda bırakılan 1400'den fazla taşınmaz anıt yıkım tehdidi altında. Terörist gruplar Suriye'nin Ermeni kasabası Kesab'a iki roket fırlattı. David Babayan, ilke ve değer birleşimlerinin olmaması devleti ve halkı jeopolitik özellikten mahrum eder. Şuşi, Ermenilerin mutlaka geri döneceği bir şehirdir. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin ikinci toplantısının 7. oturumunda Parlamento Başkanı Neli Harutyunyan'ın yaptığı konuşmayı Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın konuşması izledi. Devlet Başkanı hazır bulunanlara teşekkür ederek Ulusal Meclis'in çalışmalarını videoda kaydetme gerçeğinin devletimizin güçlenmesinde rolü çok önemli olan oturum çalışmalarının şeffaflığına ışık tuttuğunu kaydetti. Ardından Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin kuruluş sürecini anlattı. 2003 yılında Armenek Abrahamyan da dahil olmak üzere bir grup vatansever şahıslar Fransa ve Artsakh'ta Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'ni kurdular ve ardından devletin yeniden inşasını ilerletmek için bir araç olarak uygulamak amacıyla Stepanakert'te Batı Ermenistan Ermenileri Meclisi'ni oluşturdular. Aslında Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Batı Ermenistan Ermenileri Meclisi birbirinden bağımsız organlardır. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın konuşmasının tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 25. oturumu 15 Haziran'da 13 milletvekilinin katılımıyla gerçekleşti. Gündem konuları görüşüldü. Bir yasa tasarısı sunuldu ve tartışıldı. Oturuma Parlamento Başkan Yardımcısı Violetta Gazarusyan başkanlık etti ve 28 Mayıs genel oturumun özetini sundu. 1. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin iç tüzükle ilgili çalışmalar, değişiklikler, programın sunulması, tartışılması ve kabulü için prosedür. Program bir prosedürden geçerek sunulacak, gayri resmi olarak kabul edilecektir. Resmi olmayan program parlamentonun ilgili komisyonuna sunulacak. Parlamento komisyonu kendi düşüncesini sunacak. Parlamento komisyonunun düşüncesi alındıktan sonra program hükümet uzmanlar merkezine gönderilecek. Program görüşülmek ve kabul edilmek üzere resmen millet meclisine sunulacak. Oturum sonunda bir sonraki oturumun gündem önerisi kabul edildi. Ayrıca gündem dışı konular görüşüldü. Rus Ortodoks Kilisesi'nin din adamı Başrahip Andrei Tkachev, Artsakh ile Azerbaycan arasındaki gergin ilişkilere atıfta bulunarak şunları söyledi. Türkiye'nin Azeri kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz vesaire orada yaşıyor demesi genelde bir saçmadır. Bakın Türkiye'nin tamamı eski Ermenistan'dır. Kapadokya'sıyla, Antalya'sıyla, Anadolu'yla bütün Türkiye güçlü bir Ermenistan'dı. Talepler ne zaman başladı? Genel olarak toprak iddiaları üzerine çok az şey inşa edilebilir. Sanırım bazı mekanizmalar burada çalışıyor. Ermeniler Müslüman ülkelerle çevrili tek Hristiyan millettir. Bu insanlar üzerinde haç işareti onurlandırılır. Bu insanlar üzerinde Tanrı'nın adı basılıdır. Onlar İncil'deki eski bir millettir. İlk Hristiyanlığı benimseyen bir millettir. Azerbaycan, senin coğrafyanda kuzey ve doğunun gerçekten nerede olduğunu anlıyor musun? Ermeni hazineleri olan 161 manastır ve kilise dahil 1456 taşınmaz anıt, yaklaşık 600 haçkar anıtı Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda kaldığı ve yok olma tehdidi altında bulunuyor. Artsakh Ombudsmanı Geram Stepanyan, işgal altındaki toprakların kültürel mirasını koruma devlet konseyinin amacının anıtların korunması için garantiler elde etmek olduğunu vurguluyor. Artsakh Devlet Bakanı Ardak Beklaryan başkanlığındaki konseyin ilk oturumu gerçekleşti. Konseyde devlet organları temsilcilerinin yanı sıra uzmanlar ve hukukçular da yer aldı. Savaşın sona ermesinden sonra Azerilerin Artsakh anıtlarına saygısızlık ettiğine dair birçok gerçek var. Şöyle ki, Şuşi'deki Gazançetos
Surp Armena Pırgıç Kilisesi, Yeşil Cami, Mehakavan'daki kilise, Hadrut'un İşhan Köyü Haçkarları, Kataro Köyü Manastırı'nın Haçkarları, Taliş, Madagis, Avedaranos Köyü Anıt Kompleksleri. Gerham Stepanyan'a göre tüm bilgiler sistematik olarak ele alınmalı ve tüm uluslararası kuruluşlara sunulmalıdır. Terörist gruplar Suriye'nin Laskiye ilçesine bağlı Ermeni nüfuslu Kesap kasabasının kuzeyindeki köylerden Kesap'a iki roket atılırken pek önemi bulunmayan hasarlar meydana geldiği bildirildi. Suriye'deki Ermenilerin yayınladığı Gandasar dergisinin Facebook sayfasında da yer alan dergi muhabirinin şahitliğine göre o anda Kesap meydanının merkezinde resmi bir tören gerçekleştiriliyordu. İki füzenin gözle görülür bir hasara yol açmadan bir daha düştüğü belirtiliyor. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre özellikle düşman komşularla çevrili küçük ülkeler için kilit jeopolitik sorun kendi jeopolitik faktörlerinin korunmasıdır. İlkellilik jeopolitik faktör olmanın en önemli bileşenlerden biridir. İlkeli ve diğer bileşenlerinin olmayışı devleti ve halkı jeopolitik özellik ve benzersizlikten yoksun bırakmaktadır. Babayan gönderisinde böyle bir devlet jeopolitik komşular özellikle ilkeli hırslı komşular için bir atıştırmalık olur diyerek Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin zor durumda olduğunu ve bunun da jeopolitik ilkelerine bağlı kalmayı ve jeopolitik faktör statüsünün korunmasını zorunlu kılmasını daha da acil hale getirdiğini sözlerine ekledi. Şuşi, 19. 20. yüzyıllarda Kafkasya'nın eğitim ve kültür merkezlerinden biriydi. Moskova Gazeteciler Birliği'nin Realist Haber Ajansı'nın bir üyesi olan Arama Çadıryan, Şuşi'nin haklı olarak Azerbaycanlıların değil Ermenilerin kültür başkenti olarak kabul edilebileceğini düşünüyor. Uzun zaman önce Şuşi ile ilgili bu makaleyi Artsakh'ta uzun yıllar yaşamış ve ölümünden sonra Şuşi'de defnedilen ünlü bir papaza ithaf etmek için yazmak istiyorum. Rus Çarı'nın Tiflis'teki Kafkas Valiliği tarafından yayınlanan 1917 Kafkas takvimine göre 1916'da Şuşi'de 23.396'sı Ermeni, %53.3 ve 19.121'i Tatar, %43.6 olmak üzere 43.869 kişi vardı. 23 Mart 1920'de Artsakh'ın başkentinde Ermeni nüfusuna yönelik bir katliam gerçekleşti. Kafkas Tatarları, şimdiki Azeriler, 20.000 kadar insanı öldürdü. Kurtulan Ermeniler Şuşi'yi terk etmek zorunda kaldılar. 9 Mayıs 1992'de Şuşi, Ermeni Öz Savunma Birlikleri tarafından kurtarıldı. Kasım 2020'de Bakü-Ankara Uluslararası Teröristlerin Üçlü İttifakı'nın Artsakh Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'ne saldırısı sırasında Şuşi yeniden Türk Azeriler tarafından ele geçirildi ve şu anda işgal altında. Konunun sonunda şunu söylemek istiyorum ki biz Ermeniler Şuşi'ye mutlaka döneceğiz. Umarım akrabamın mezarına bir anıt dikmek için geri dönerim. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anna Nişanyan tarafından seslendirilen söz Hamas'ta, müzik Alan Ovanes'e ait olan Yar Nazan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.